maalesef. Biliyorsunuzdur, iş hayatına başlayan mezun arkadaşlarımızla böyle kısa sohbetler, röportajlar gerçekleştiriyoruz. Hem sizi birazcık daha yakından tanıyabilelim, hem size hoş bir an olarak kalabilsin, hem de mesleki tecrübelerinizi diğer mezun arkadaşlarımıza aktarabilelim diye. Siz de bu yoğun iş temposundan vakit ayırdınız, zaman ayırdınız. Benim için çok çok önemli ve değerli. Çok teşekkür ediyorum. O zaman sohbetimize hoş geldiniz diyeyim ben. Hoş bulduk tekrardan. Dilara Aloğlu, 2014 yılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programından mezunsunuz. Ne güzel, öncelikle tebrik ederiz. Ve NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde yetişkin terapist olarak görev yapıyorsunuz. Ama daha çok, biraz sonra da değiniriz sanırım, psikoz alanında terapileri gerçekleştiriyorsunuz. Bunlar bizim bildiklerimiz ama Dilara Aloğlu kimdir diye sorsak nasıl bir cevap alırız acaba? Şöyle, 1990 Alanya doğumluyum. Normalde lise eğitimine kadar, yani üniversite eğitimine kadar hayatımı Alanya'da geçirdim. Üniversite sınavını İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde kazanınca dolayısıyla İstanbul maceram o şekilde başlamış oldu. Bir yıl hazırlık, 4 yıl üzerine psikoloji lisansı yaptım. 2012'de lisanstan mezun oldum. Hemen akabinde de zaten yüksek lisansa başvurdum. Hep psikoloji okumak istiyordum. Galiba o yere gelecektik ama... Şimdiki sorum oydu, neden psikoloji diye? Ya ben biliyorsunuz psikoloji okuyabilmek için lisede bir bölüm seçiliyor ve eşit ağırlığı seçmek gerekiyor. Aslında ben ilk önce sayısalı seçtim. Bir yıl kadar sayısaldım. Lise 1 sayısal olarak tamamladım. Ama daha sonrasında ya o zaman hem popülaritesi vardı bu işin, hem de geçmişte benim de hayatımda benzeri insanlar olduğu için aslında psikoloji okumak istiyorum diye bir düşünce vardı zihnimde yerleşmiş. Sonrasında bayağı bunun üzerine durdum, düşündüm. Kararımı verdim ve bölümümü bile bu anlamda değiştirdim. Lise 2'ye geçtiğimde eşit ağırlık okuyordum. Bu yola baş koymuştum. Hani üniversiteye de bu şekilde hazırlandım. Tercihlerim arasında ilk 4-5 bölümde sadece psikoloji vardı. Farklı iller de vardı. Hatta belki daha fazlasında 8. 9. tercihlerinde falan farklı alanlar vardı. Hatta şey diye düşünüyordum, yani olmazsa tekrar hazırlanırım gibi düşünüyordum. Ya bu işi yapacaktım, bu bölümü okuyacaktım, kafaya koymuştum. Dolayısıyla çok daha rahatlıkla, zaten çok sevdiğim, çok istediğim için çok da rahatlıkla tamamladım. Çok kolay oldu benim için. Bu şekilde psikolojiyi seçmiş oldum, psikolog olma yoluna girdim diyebilirim. Bir nevi insanların hayatına dokunmak istiyorum dan yola çıktınız sanırım ve çok da güzel gerçekleştiriyorsunuz. Evet, yani bu işi yapmak istiyordum, insanları dinlemek istiyordum, insanlara yardımcı olmak istiyordum, insanlara yol göstermek istiyordum. Biraz kişilik özelliği olarak da o tarafım var aslında. Tabii ki haddimde, çok bildiğim için değil ama hep böyle önerilerde bulunmayı seven, öneri de değil ama bir şeyleri insanlara fark ettirmeyi seven bir tarafım vardır. Bu işi yapmak istediğime karar verdim. Süper. Şimdi Dilara Hanım, size biraz sonra soracaktım. Mesleki alandaki tecrübelerinizden sonra sormayı planlıyordum ama hazır böyle kişilik özelliklerine de girmişken siz, izninizle bu soruyu öne çekmek istiyorum. Şimdi siz bir takım bireysel, kişisel özelliklerden bahsettiniz. Peki bu alanda, mesleğinde, bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlarımızın kişisel özellikler açısından olmazsa olmazları nelerdir diye sorsak nasıl bir cevap alırız acaba? Yani bir kişiye çok ciddi bir özveri, çok ciddi bir fedakarlık gerekiyor. Kendini feda etmelerini beklemiyorum ama sabretmeleri, amaçlarına ulaşmak için ne gerekiyorsa o yolda ilerlemeleri, o doğrultuda ilerlemeleri gerekiyor. Çünkü maalesef şöyle bir şey var. Bizim bölümümüz sadece teorikte, lisans programında öğrenilen ve orada mesleki becerileri edindiğimiz bir bölüm değil. Kendimizi çok fazla geliştirmemiz gerekiyor. Lisans sonrası asıl yolculuk zaten bizi bekliyor. En kolay kısmı bence lisans.
ciddi anlamda eğitimler almamız, ciddi anlamda tecrübeler edinmek için gönüllülük esasında bir takım stajlar yapmamız, hatta belki gönüllülük esasında biraz stajdan da öte çalışmalar yapmamız, mesailer yapmamız gerekiyor. Tecrübeyle olabilecek, çok fazla eğitimle olabilecek bir iş bu açıkçası. Fedakarlık gerekiyor diyebiliriz sanırım. Fedakarlık gerekiyor, çok iyi bir dinleyici olmak gerekiyor. Ben çok fazla konuşurum, çok fazla karşımdaki kişiyi dinleyemem. Sabırlı değilimdir, sabredemem diyen insanlar kesinlikle ve kesinlikle bu işin içerisinde olmamalı. Çünkü bazen öyle durumlar oluyor ki, öyle patolojiler ya da öyle sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz ki biz de ister istemez işin içerisinde öfkelenebiliyoruz. Biz de ister istemez o alana müdahale etmek isteyebiliyoruz. Ama bunların hiçbirini yapmamamız gerekiyor. Çok iyi bir dinleyici olmak, sabırlı olmak, ne bileyim işte öfke kontrolümüz varsa bu anlamda kendimizi geliştirmek, dürtü kontrolümüz varsa bu anlamda kendimizi geliştirmek. Hani birazcık o çok belirgin olan kişilik özelliklerimizi önce kendimizde törpülemeye başlamak gerekiyor. Yoksa takdirde yapılacak bir iş değil diye düşünüyorum. Böyle önerilerde bulunabilirim. Böyle özetleyebilirsiniz. Evet. Lisansı tamamladınız, yüksek lisansı tamamladınız. 2014 yılından beri de bir fiil iş hayatının içerisindesiniz. Peki klinik psikoloji bile diyebiliriz ona. Tamam. Klinik psikoloji yüksek lisansı mezun olduktan sonra şöyle söyleyeyim aslında. Klinik psikoloji seçtiniz. Farklı alanlar varken diğerlerini de seçebilirdiniz ama bu alanı seçtiniz. Biraz çalışma alanlarına değinebilir miyiz? Şöyle klinik psikolojiyi seçmemdeki, hatta Üsküdar Üniversitesi'nde seçmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi, evet, sahada hastayı görebilmek, sahada danışanı görebilmek, birebir danışanla iletişim halinde, etkileşim halinde olmaktı. Diğer pek çok alanlara da sahip bu bölüm. Pek çok alanlar, başka alanlarda da kendimizi geliştirebilme imkanımız var. Ama onlar birazcık daha ne bileyim hani danışandan uzak, kişiden uzak masa başı işler olabiliyor. Kişiyle birebir etkileşim halinde olmadığın işler olabiliyor. Yani ben özellikle kişiyle birebir etkileşim halinde olmak için bu alanı istiyordum. Patolojileri öğrenebilmek için, insanların hayatlarıyla ilgili gözlem yapabilmek için bu alanı istiyordum. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak ve bu alanda çalışmak da aslında hep hedefimdi. Hatta lisede ilk psikolog olmak istiyorum dediğim zaman böyle bir profille bu işe girişmiştim. Mezun olduktan sonra ben yüksek lisans yapmak istiyordum. Çünkü bir an önce alana girmek istiyorum, kliniğe girmek istiyorum. Üniversiteyi araştırırken karşıma Üsküdar Üniversitesi çıktı. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans programının olduğunu öğrendim. Ve işte gerekli başvurularda bulundu. Yani Üsküdar Üniversitesi benim hayatımda çok ciddi bir yeri var. Bu noktada olmamda çok ciddi bir katkısı var. Çünkü biliyorsunuz ki hani Üsküdar Üniversitesi'nin NFL İstanbul Beyin Hastanesi gibi bir nasıl denir ona? İmkanı. Evet, imkanı var. Böyle bir olanağı var. Aslında bunu çok bilerek de Üsküdar Üniversitesi'ne girmedim. Ama sonrasında bunu öğrendim. Tam olarak hatta kayıt yaptırmadan bunu öğrendiğim zaman başka fırsatlara hiç şans vermedim. Başka üniversiteler de vardı çünkü aklımda. Böyle bir imkanı olduğu için direkt Üsküdar Üniversitesi'ne kaydımı yaptırdım. Hastaneden çıktıktan sonra hastanede staj yapma imkanı ve hatta ilk mezunlarından olduğum için o zaman öyle de bir şansım vardı tabii. Bu kadar nasıl denir ona, hani bu kadar kalabalık değildik, bu kadar kısıtlı değildi imkanlarımız, daha fazla olanaklarımız vardı. Normal staj süresinden birazcık daha uzun staj yapma imkanı buldum.
Çok güzeldi zaten. Buraya adım attığınız andan itibaren burada olmak istiyorsunuz. Bu ekipten biri olmak istiyorsunuz. O noktada, o doğrultuda evet ben doğru bir seçim yapmışım. Ben burada olmak istiyorum da zaten. Devam etti klinik psikoloji maceram. Dinlerken sizi o kadar güzel anlattınız ki hiç kesemedim de bölemedim de çünkü şanslı kesimdensiniz sanırım. Çünkü işinizi severek yapan bir kesimdensiniz. Evet siz de dile getirdiniz. Bu iş sevilmeden zaten yapılmaz ama anlatırken bile gözleriniz parlayarak anlatıyorsunuz ve çok güzel yansıyor bu karşıya. Umarım sizin bu fikirlerinizden de başka arkadaşlarımız da faydalanabilirler diye düşünüyorum. Şimdi NEPRE İstanbul Beyin Hastanesi'nde yetişkin terapisti alanında görev yapıyorsunuz ve psikoz alanında. Şimdi siz daha iyi bilirsiniz ama benim bildiğim kadarıyla yanlışsam lütfen düzeltin. İlk etapta size danışan olarak gelen kişilerin kuraldır sanırım hastalığı kabul etmesi gerekiyor. Ve akabinde size danışmaları gerekiyor. Birazcık güncel hayata dönersek... Size karşı yaklaşımlar, hani size derken şahsınızda değil, terapiste karşı yaklaşımlar, böyle bir gerçek var çünkü. Ve negatif boyuttaysa bunu aşma şekli nedir diye sorsam. Şimdi ben şöyle anlatayım o zaman. Hastanedeki tam olarak görevimi anlatmakla başlayayım işe. Bizim burada bir servisimiz, yatım servisimiz var. Bir de poliklinik ayağımız var. Ben burada serviste çalışan, görev yapan psikologlardan bir tanesiyim. Kadın psikoloji servisinde sorumlu kadın psikoloğuyum. Genelde şöyle oluyor tabii. Bunun çok farklı boyutları var, kültürel boyutları da var tabii ki ama yatış söz konusu olduğu için ve psikiyatrik bir rahatsızlık söz konusu olduğu için tabii insanlar bunu pek tercih etmiyorlar. Hastalığı zaten kabullenmiyorken sizin de dediğiniz gibi çok önemli etkenlerden bir tanesi bu olmalıyken aslında yatışı hiç kabul etmiyorlar. Ve dolayısıyla ilk başta hani çok hastalığı da kabul etmeden, çok yapmak da istemeyerek bize başvurmuş oluyorlar, yatış gerçekleşmiş oluyor. Orada tabii hani ben burada olmak istemiyorum, ben görüşmek istemiyorum sizlerle, benim size ihtiyacım yok tarzında tutumlarla çok fazla karşılaşıyorum. Bir direniş ama var zaten, karşı tarafta sanırım. Çok ciddi bir direniş var, çok ciddi bir direnç var. Uzun süreler hasta görüşmeleri reddeden danışanlarımız bile olabiliyor. Yani danışan hasta ayrımını burada şöyle altını çizmek istiyorum. Şimdi psikiyatriye giden ya da psikoloğa giden, psikiyatriste ya da psikoloğa giden herkes hasta değildir. Evet bazı psikiyatrik hastalıklar vardır ama danışmanlık almak için, danışmak için ya da işte ne bileyim bazı baş edemediğimiz becerilerde, bazı baş edemediğimiz durumlarda bir profesyonel bakış açısı almak için de psikoloğa, psikiyatriste gidebiliyoruz. Ama bizim işte oradaki farkımız şu, biz yatan insanlarla çalıştığımız için aslında hasta olan insanlarla çalışmış oluyoruz. Yani bir hastalığa sahip olan insanlarla çalışmış oluyoruz. Şimdi bizim ilk etaptaki amacımız bu hastalıkların aslında kişinin hayatında bir engel olmadığını, kişinin hayatına herhangi bir şekilde sekteye uğratmadıklarını fark ettirmek, kabul ettirmek. Ve bu hastalık çerçevesinde nasıl sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilirler? Hani bunu onlara göstermek amacıyla ilk başta, tabii ilk etapta bir görevimiz var. Ama bunu yapabilmek için önce orada güven ilişkisini oluşturmak gerekiyor. Yani bak ben buradayım, ben senin tarafındayım. Evet hastanede yatmak hiç hoş bir şey değil. Bir insanın isteği dışında bir şeye maruz kalmak hiç hoş bir şey değil. Ama buradaysam ve bu uygun görüldüyse bu işi bilen kişiler sonuçta bunu uygun görüyor. Gel bir de hani o çerçeveden bakalım. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı? Varsa hani neden var? Ne yapabiliriz bu konuyla ilgili? Yani birazcık daha böyle
hastalığı fark ettirmek üzerinden, hastalık üzerinden ilk başta iletişim kurulsa da daha sonrasında o akut dönem dediğimiz dönem yatıştıktan sonra tabii ki o kişinin kişilik özelliklerine de değiniyoruz orada. İşte hastalığını belki tetikleyen kişilik özelliklerini yine hani başta söylediğimiz gibi o kişilere törpülemek gerekebiliyor. Ya da hayatındaki çok fazla sıkıntı ve stres verici durumları birazcık daha aileyle de işbirliğinde ele alarak düzenlemek gerekebiliyor. Yani aslında serviste çalışıyor olmak, serviste psikologluk yapıyor olmak, poliklinikte psikologluk yapıyor olmaktan birazcık daha farklı. Hani orada bireyle yani kişiyle sadece kişiyle danışanla temas halindesin ama burada çok farklı dinamikler olduğu için hastanın ailesiyle de çok fazla işbirliği içerisinde olman gerekiyor. Sürekli olarak doktorla, konsültanla işbirliği içerisinde olman gerekiyor. Yani bir ekiple süreci yürütmen gerekiyor. Çünkü çok fazla ayağı var burada tedavi sürecinin. İşte ne bileyim ilaçları oluyor, ek tedavileri oluyor, terapi ayağı oluyor. Hani servis birazcık daha farklı diğer ayaktan. Buyurun. Şunu merak ettim, daha doğrusu anlattıklarınızdan şunu çıkardım. Hem hastayla birebir temas halindesiniz, iletişim halindesiniz ama bunun dışında ailesi ya da yakın çevresi, bu eşi olur, annesi babası olur, kardeşi olur fark etmez. Onlarla da iletişim kurmak zorundasınız ve karşıdaki kitle farklı sosyokültürel özelliklere sahip olan insanlar olabiliyor diye düşünüyorum. Bu konuda kendinizi, yani kendiniz derken bu mesleği yapan bir insan olarak farklı bir destek alıyor musunuz? Alınmalı mı? Ya da işte akademik düzeyde zaten bunu bize destek olarak vermişlerdi diyebiliyor musunuz? Çünkü sonuçta insansınız. Evet. Yani şimdi nasıl denir, hani onun için bir laf vardı şu anda aklıma gelmiyor ama önce şöyle söyleyeyim. Bence terapi yapabilmek için bir hastaya temas edebilmek, bir hastaya dokunabilmek, etkileşime geçebilmek için evet gerekli eğitimleri almak kadar süpervizyon dediğimiz ayağı da tamamlamak çok önemli. Şimdi ben bunu yüksek lisans yani bu imkanı yüksek lisansta birebir buldum. Birebir hasta götürüyorduk hastalar üzerinden. İşte nasıl söyleyeyim, etkileşimler yapıyorduk, değerlendirmeler yapıyorduk, birlikte birbirimize alışverişler yapıyorduk, önerilerde bulunuyorduk. Ama bunu aldığımız eğitimlerde de aslında bu imkana ulaşabiliyoruz. Aldığımız eğitimlerin sonucunda da böyle imkanlarımız var. Evet, bu anlamda tabii ki destek almak gerekiyor. Yani hiç bilmediğin bir alan, tamam teorik boyutta eğitimini alıyorsun. Hastalığın ne olduğunu, semptomların neler olduğunu ya da bir kişinin neler yaşayabileceğini biliyorsun ama onda bu durumu nasıl fark ettireceksin? Onun için zorlu bir süreci nasıl daha kolay hale getirebileceksin? Onun kaynaklarını onun için nasıl kullanabilmelisin? Bu anlamda da çok ciddi supervizyon dediğimiz eğitimlerden geçmek gerekiyor. Bireysel destekten bahsediyorsanız tabii bu da olabilir. Burada hepimiz yani sonuçta hani hep derler ya, bu klişe örnekleri vermeyi hiç sevmiyorum aslında ama işte kardiyolog olmak için kalp krizi geçirmem mi gerekiyor, kadın doğum olmak için? Hani böyle bir şey yok. O yüzden bizler de insanız ve zaman zaman bizler de desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Kendi akranlarımız arasında bunu yapabiliyoruz. Burada işte psikiyatristler, arkadaşlarımız, psikolog arkadaşlarımızla destekleyici görüşmeler yapabiliyoruz. Ama bazen tabii ki profesyonel anlamda da destek duyduğumuz oluyor. Sonuçta hepimiz insanız. Çünkü az önce ilk cümlelerinizi anlatırken buraya notumu aldım ben. Kendini korumaktan bahsederken evet biz de öfkeleniyoruz
dediniz ve çok insani bir şey. Hani ne yargılanacak, ne yadırganacak üstüne konuşulmaması dahi gereken bir şey. Önce sizin sağlıklı olmanız, ayakta kalabilmeniz, dinç düşünebilmeniz gerekiyor. Mesleğinizi güzel bir şekilde icra edebilmeniz gerekiyor ki karşı tarafa faydanız dokunabilsin. Şimdi o cümle beni etkilediği için birazcık da bu soruyu sormuştum. Anladığım kadarıyla yine sizler de destek almak durumunda kalıyorsunuz. Kaldığımız zamanlar oluyor diyebiliriz. Aynen o şekilde. Yani öfkelenmek derken tabii ki söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Bütün duygular biz insanlar için ve hepsine belli çerçevelerde yaşamamız da gerekiyor. Yoksa diğer türlü hayatta da kalamayız. Süper, harikasınız. Birazcık iş hayatınıza geçişten bahsedelim mi? Şimdi iş hayatınızdaki yaşadıklarınızdan biraz bahsettik, konuştuk. Peki bu hayata nasıl geçtiniz? O yolculuğunuz nasıldı? İş arama sürecindeki siz nasıldınız? Şöyle, ben lisans programını bitirdikten sonra ilk önce bir rehabilitasyon merkezinde işe girdim. Yaklaşık 11 ay kadar orada görev yaptım. O da görev yaparken yüksek lisansın ilk senesindeydim. Daha sonrasında test dönemine de yani test senesine de geçiş yaptığım için ve biraz da araştırma yapmak için zamana ihtiyacım olduğu için oradaki işime son verdim. Tam o noktada işte bizim şanslı olduğumuz kısma dahil olan konu. Hastane gibi bir imkanımız vardı ve burada gönüllü olarak stajyer olarak bulunabiliyorduk. O staj süren benim biraz uzun sürdü. Hatta ben de bir arkadaşım daha var şu an yine burada görev yapan. Aynı yollardan geçtik biz. Lisans aynı okulda okuduk, yüksek lisans aynı okulda okuduk. Aynı dönemlerde hastaneye girdik. 6 ay kadar, biraz uzun ama 6 ay kadar biz burada gönüllü bir şekilde staj yaptık. Ama öyle bir stajdı ki hani artık bu ekipten biri gibiydik. Aynı anda mesaiye geliyorduk. Arkadaşlarımızla aynı anda mesaiden çıkıyorduk. Bazen işte bazı sorumluluklarımız oluyordu. Hocalarımızın isteği doğrultusunda bazı araştırmalara dahil oluyorduk. Hastaları sürekli olarak gözlemleyebilme imkanımız oluyordu. Zaten hani kendiliğinden gelişen bir süreçti. O 6 ayın sonrasında da iş görüşmesine çağrıldık. En heyecanlı yere geldik şu an. İş görüşmesine çağrıldık ve hani orada da işte gerekli mülakatlar tamamlandıktan sonra işe alındık. Yani 2013 Aralık ayı itibariyle bu hastanede görev yapmaktayım. Tabii ilk yıllar kolay olmadı. Yani birçok zorlu durumlarla karşı karşıya kaldığımız zamanlar da oldu. İlgilendiğimiz profil açısından ajite olan, eksite olan, ne bileyim işte çok fazla öfkesini kontrol edemeyen hastalarla birebir yüz yüze kaldığımız durumlar da oldu. Ama bir süre sonrasında artık profesyonelliğe adım atıyorsun ister istemez. Alışıyorsun, duyarsızlaşıyorsun. Sınırını koruyabilmek de çok önemli. Bu arada bu mesleği yerine getirebilmek için kişilik özelliklerinden bir tanesi de o olmalı aslında. Onu da atlamak istemiyorum. Sınırları koruyabilmek. Sınırlar çerçevesinde davranmak. Yani insanların ne sizin sınırlarınıza girmesine izin vermek, ne onların sınırlarına girilmesine müsaade etmek. Kendi sınırlarını da korumayı öğretmek. Hani bunlar da çok önemli etkenlerden bir tanesi. Sürekli olarak kendinizden vermek, kendinizi feda etmek, kendinizi de yıpratan bir süreç oluyor çünkü. Bu şekilde oldu yani. Ben de çok zorlu günler geçirmedim mi? Geçirdim. Çok sancılı olmadı mı? Oldu. Oldu ama Ama güzel her zaman oldu. evet, ama bu meslekte her zaman şöyle bir şey var. Kendi meslektaşların her zaman seni destekliyor. Her zaman işte sana bunların yaşanabileceğini, bunların işte geçici olacağını gösteriyor, Size hissettiriyor, özel destek olmadığını, oluyor. o olayın size özel olmadığını. Kişisel hiçbir şeyin olmadığını bu işin içerisinde çok önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani ne yaşarsak yaşayalım kişisel bir münasebetten dolayı değil. Hani hiçbir alakamız, akrabalığımız, bir arkadaşlığımız olmuyor sonuçta işimizi yaptığımız insanlarla. O yüzden hani
onu kişisel almamayı hep böyle bir üst bakış açısı, işte o bir üst nasıl denir ona, yani bir tık daha kıdemli olan kişiler destekleyici oluyorlar. O çok güzel bir şey. O, yani o mesleğin başlarına çok iyi gelen bir şey oluyor. Böyle bir yolculuğum oldu. Lisansta da ben böyle bir şey tecrübe edinmiştim bu arada. Biraz konudan konuya atlıyor gibi oluyorum ama aklıma sonrasından geliyor. Klinik psikolojiyi seçmek istememdeki en önemli etkenlerden bir tanesi de lisans döneminde cerrahbaşında staj yapıyor olmamdı aslında. Orada da bir yaz döneminde bir ay boyunca psikiyatristlerin yanında staj yapma olanağı buldum. O da çok keyifliydi. Hani orada da ben de bu işi yapmak istiyorum diyorsun açıkçası. Bunların hepsi bugün burada olmama katkı sağlayan nedenler. Peki şunu da küçük bir soru olarak yöneltmek istiyorum. O zaman iş görüşmesinde iş arayan Dilara ile şu anki ola ki hani olma ihtimaline karşı inşallah olmaz da şu an iş görüşmesi yapacak olsa Dilara arasındaki düşünsel ya da hareketsel farklılıklar neler olurdu acaba? Şöyle bir şey olmuştu. Aslında yine benim kişilik özelliklerimden bir tanesi. Ben böyle birazcık daha yumuşak, birazcık daha naif, birazcık daha böyle çabuk kırılgan gibi görünebiliyorum. Bazen öyle olduğum durumlarda oluyor hakikaten. Tabii buradaki benim iş görüşmesi yaptığım insanlar da o 6 aylık staj döneminde bunu fark ettiler. Şimdi orada hani çok üzülürsün, çok kırılırsın, işte belki çok üstesinden gelemeyebilirsin gibi bu özelliklerimden dolayı bir ön yargı olmuştu aslında. Belki ben de o iş görüşmesinde öyle görünmüş olabilirim. Hani şu anda aslında üzerinden bayağı da geçtiği için çok net hatırlayamıyorum ama şu anda bir iş görüşmesinde olsam, şu anda böyle bir başvuru yapacak olsam kendimden çok daha emin, dediğim gibi o sınırlarımı çok daha iyi çizebilen taraflarımı göstermeyi tercih ederdim. Çünkü diğer türlü olunca hani bu iş bir de şöyle bir iş. Çok çok farklı kişilik özellikleriyle karşılaştığımız için manipülasyonlara uğrama ihtimalimiz çok fazla. Hani o anlamda da manipüle edilmeyen bir tarafımızın olması gerekiyor. Onu da belki karşı tarafa hissettiriyor olmak o noktalarda bence önemli diye düşünüyorum şu anda. Süper, harikasınız. Dilara Hanım, ben şu ana kadar yaptığım sohbette gerçekten bu mesleğe gönül vermiş bir insanla sohbet ettiğim hissi uyandırdınız bende. Birazcık da dediğim gibi zamanımız kısıtlı. Şöyle bir son soru yöneltsem size. Mesleğe gönül vermiş bir insan olarak bu programı izleyecek olan arkadaşlarımıza gerek özel hayatları olabilir, gerek mesleki hayatları olabilir. Neden tavsiye edersiniz acaba? Genelde çok da fazla tavsiyelerde bulunuyoruz buraya, biliyorsunuz üniversitemizden çok da fazla staja gelen arkadaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben yine onlara söylediğim benzer şeyleri söylemek istiyorum. Çok fazla geliştirmek, çok fazla eğitim almak, fedakarlık yapmak gerekiyor dedim ama bence hangi alanda çalışmak istediğine karar vererek bu işe başlamak gerekiyor. Çünkü çok keyifli diğer alanları da var. Sadece klinik psikolog, yani klinik psikolojiden ibaret değil bu bölüm. İşte ne bileyim, endüstri psikolojisi var, adli psikoloji var, işte yeni yeni ortaya çıkan revaçta olan alanlardan bir tane spor psikolojisi var. Önce ne yapmak istiyorsunuz? Gerçekten sabırlı mısınız? Gerçekten işte o becerileri yönetebilir misiniz? O kişilik özelliklerini törpüleyebilir misiniz? Gibi önce bir kendini tanımasını öneriyorum öncelikle. Ne yaparsa mutlu olur, nasıl bir iş yaparsa mutlu olur, onu keşfetmesini istiyorum. Çünkü bu bölümde, bu alanda her türlü kişiliğe özgü iş alanları var. O çok güzel bir şey. Yani hiç insanla iletişimde olmayacağı alanlar da var. Bir şey öğretmek, eğitim vermek üzerine de sürekli alanlar var. Bir de biz insanla temas halinde olduğun alanlar da var. Önce ne yapmak istediğine karar vermesini istiyorum. Daha sonrasında
o alana özgü kendisine eğitmesini istiyorum. Şimdi hepimiz bu süreçten geçtik. Ben de dahil bu süreçten geçtim. Hiç işime yaramayacak belki eğitimleri de aldım. Hani o anda yeni mezun olmuş ve işte çok fazla CV'de nasıl deniyor ona eğitimler olsun, işte tecrübeler olsun adına çabaladığımız zamanlar oldu. Bu çok büyük bir hata bir kere. Ciddi anlamda hem maddi hem manevi anlamda zaman kaybına yol açabiliyor. Dediğim gibi hiç işime yaramayacak eğitimler de almış oldum. Keşke onlar yerine başka şeyler yapsaydım. Şimdi yeni yeni almak istediğim eğitimleri o zamandan tamamlamış olsaydım diye düşünüyorum. Hangi alanda çalışmak istediğine, hangi patolojilerle çalışmak istediğine, yetişkin mi çalışmak istiyor, çocuk mu çalışmak istiyor, ne bileyim işte nörolojiyle mi daha çok ilgilenmek istiyor. Hani şimdi hedef odaklı ilerlesin istiyorsunuz sanırım. Hedef odaklı ilerlemesini istiyorum. Kesinlikle hedef odaklı ilerlemesini istiyorum. Ve alanında işe yarayacak eğitimlere başvurmasını istiyorum. Geçerliliği olan eğitimlere başvurmalarını istiyorum. Biliyorsunuz tabii bizim mesleki anlamda hani meslek odası çok bu tür şeyler olmadığı için mesleki olarak istismara açık bir alanda da çalışıyoruz aslında. Çok da fazla insan işte ne bileyim birkaç kitap okuyup eğitim verebilen insanlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. O anlamda eğitim alacakları kişileri de yerleri de çok iyi araştırmalarını öneriyorum. Bizler buradayız, her türlü desteği sağlayabiliyoruz, her türlü sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Hani bizlerden yardım isterlerse buradayız dediğim gibi. Ama gerçekten hem amaçlarına hizmet etse yaptıkları iş, hem de kendilerini bir tanısınlar önce istiyorum. Yani neyi yapabilirler, neyi yapamazlar onu bir ayırt etsinler öncelikle istiyorum. Çünkü ben bu mesleğin içerisindeyken çok fazla da şöyle meslektaşlara şahit oldum. Ben bu işe kendimi verdim, ben bu işe yatırım yaptım, ben bu doğrultuda eğitimler aldım ama bu iş bana göre değil. Ben yapamıyorum diğer insanlarla da çok karşılaştım. O yüzden önce kendilerini tanısınlar. Sonrasında gerekli noktalarda zaten üniversitelerde de işte ne bileyim staj imkanları buldukları zaman bizlerle karşılaştıklarında da bizler onlara yol gösterici olabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz. Hani ben bile belki yol gösterici olmak için uygun bir aday değilim. Çünkü yani 2012-2028 senedir bu alanın içerisindeyim. Daha fazla emek vermiş insanlarla da iletişimde olabilirler. Olmalılar diye de öneriyorum. Hilal Hanım çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Biliyorum daha sonra muhtemelen bir hastanıza gideceksiniz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkürler. Sizi tanıdığımıza da çok mutlu olduk, memnun olduk. Ben çok mutlu olmuşum ama. Biz hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda başarı ve mutluluklar dileyelim o zaman size. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Aynı şeyleri ben de sizin için diliyorum. Çok keyifliydi. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın, iyi günler.